Merhabalar, ölümcül ninjamız Akali dün gece yenilendi. Geç saatlerde en azından yetenek kiti duyuruldu. O saatte ben yapacağım da yükleyeceğim de açacağım da derken siz uyuyor olursunuz korkumdan. Gelin Sabah gün ışığında parlak parlak bu suikastçımız yeni haline neler yapıyor bir bakalım dedim. Hemen yeteneklerine girişelim artık efendisiz suikastçı Akali'nin hikayede bir progress modunda da gidilmiş burada hikaye değişmesi, ee, yaşayan bir hikaye değişimi gibi yapılmış. Neyse ona en son geleceğim çünkü biliyorum önce yetenekler konusunda heyecanlısınız. Pasifle başlayalım hemen. Suikastçının damgası bakalım ne yapıyormuş. Yeteneklerle bir şampiyona hasar vermek, hedefine etrafında bir halka oluşturur. Görüyorsunuz burada zaten. Akali buna doğru kısa süreli bir hareket hızı artışı kazanır. Akali halkadan geçtiğinde rakibe doğru kısa süreli bir hareket hızı artışı daha kazanır. Halkadan geçmek ayrıca kamasını güçlendirir ve bu sayede Akali'nin sonraki saldırısının menzili ve hasarı artar. Bu saldırı ayrıca küçük miktarda enerji yeniler. Diyor ki: Bir şampiyonu yetenekle vur, halkayı oluşturup hız kazan, halkadan geç, halkadan geçince kamayı. Sallamaya başla. Orada menzil kazan ve bir sonraki vuruşunda enerji yenile diyor. Gayet e, düz. Ama oyunun yeni şekline, güncel şekline göre e, yapılmış, tatlı bir yetenek olmuş bana soracak olursanız. Gelelim Q yeteneği 5 nokta saldırısına. Akali dar bir alanda 5 kunayı fırlatarak önündeki rakiplere hasar verir ve azami menzildekileri yavaşlatır. Azami menzil dediğimiz ne? Şu çizginin ötesinde vurduklarınız yavaşlıyorlar. Yani bu yetenek atışında minyon yavaşlamazken, zaten normalde minyonları yavaşlatıyorum bilmiyorum ama e, talonumuz yavaşlatıyor ama minyon yerine burada bir Darius olsaydı Darius'du taarruz Azami enerji düzeyine yakınken kullanıldığında Akali verdiği hasarın belli bir yüzdesi kadar iyileşir. 5 nokta saldırısı 5. yetenek seviyesinde minyon ve canavarlara fazladan hasar verir diyor. Son e, bu yeteneği fullerseniz daha hızlı farm veya orman yapabiliyorsunuz. Azami enerji düzeyine yakın kullanıldığında yani siz enerjiniz doluyken şuralardayken artık onun nasıl bir yüzdesi olacağını bilmiyorum öğreneceğiz. Vurduğunuz hasar ın belli bir miktarı kadar iyileşiyorsunuz. Çok çok iyi. Bu tarz bir suikastçıda can yenilemenin olması her zaman iyi bir şey. Gelelim en çılgın yeteneklerden birine değişen alaca karanlık perdesi W yeteneğine. Akali enerji yeniler ve yavaşça yayılarak halka şeklinde bir alanı kaplayan bir duman bulutu oluşturur. Akali duman içindeyken maskelenir ve hareket hızı artışı kazanır. Şimdi burada maskelenmek bizim için yeni bir yetenek. Görünmezlik veya kamuflaj gibi değil. Dikkat ederseniz kulenin burada yaşananlar umrunda bile değil kesinlikle Akali perdesinden çıkıp maskelemesini sonlandıra kadar. Sonlandırana kadar. Akali maskelenmiş haldeyken görülemez ve bulunduğu nokta açığa çıkarılabilse de Akali görünür hale getirilemez. Dolayısıyla yetenekler veya saldırılarla hedef alınamaz. Akali dumandan birkaç kez çıkarak alacak aranlık perdesinin süresini az miktarda arttırabilir. Şimdi burada biraz e, kafamda suri işaretleri oluşuyor. E, çünkü League of Legends'ın önemli özelliklerden biri oyunun yapısı mantıklarından biri counterplay ma mantığıdır. Size görünmez bir rengar geliyorsa kafanızda bir ünlem çıkar ve zonya basabilirsiniz. Ee, size bir zek havadan geliyorsa önce gölgesini ve alanını görür ve ona göre hareket edebilirsiniz. Eğer bir Timo bütün nehri mayın tarlasına dönüştürmüşse oradan yürüyemiyor değilsinizdir. Tarayıcınızı açarsınız ve yürürsünüz. Her zaman bir aksiyonun bir karşılığı, bir çözümü vardır. Bunun bir çözümü yok. Akali maskelenirse geçmiş olsun. Sen o adama ulaşamıyorsun artık. İster tarayıcını at, ister kontrol totemini at, ister kulenin yanında dur, vuramıyorsun adama. Bu biraz sıkıntılı. Böyle şeylere ben çok sıcak bakmıyorum ama göreceğiz. Şimdilik E yeteneği çevik silahla devam edelim. Akali geriye doğru sıçrayarak hasar veren ve isabet alan ilk rakibi işaretleyen bir şuriken fırlatır. Bunların niye sesleri yok? Bana mı yok? Varmış sesleri bana yokmuş. Tamam özür dilerim. Size va size varmış bile belki de. Sizin tarafı da açayım ne olur ne olmaz. Tekrar döndüğümüzde yetenekleri e seslerini duyun. Çevik silah. Akali geriye doğru sıçrayarak hasar veren ve isabet alan ilk rakibi işaretleyen bir şuriken fırlatır. Şuriken ayrıca alacakaranlık perdesine isabet ederek onu işaretleyebilir. Perdeyi işaretleyebiliyorsunuz, okey. Akali çevik silahı yeniden etkinleştirerek işaretli hedefin üstüne atılabilir ve içinden geçtiği rakiplere hasar verir. Çok güzel mekanik, acayip bir kaçma mekaniği. Zaten hem geriye doğru kaçabiliyorsunuz adamı işaretleyerek hem de isterseniz zamanında bir yere koyduğunuz perdenize bu yeteneği fırlatıp perdeyi uçup görünmezliği de alabiliyorsunuz. Düşündüğümden daha kanser olacak gibi görünüyor Akali. Yandık ya hadi bakalım. Ulti kusursuz infaz. Akali aralarında kısa bir gecikme ile en fazla iki defa atılır. İlk atılışı fiziksel hasar verip rakiplerini kısa süresi, süreliğine sersemletirken ikinci atışı rakibin eksik can miktarına bağlı olarak büyü hasarı verir. Yani bu bir e, kovalama ve öldürme amacı hatta aracı hatta birinci de özellikle kovalamak ikinci de gayet iyi bir hasar verdiğini görüyoruz burada. Güzel bir suikastçı olmuş Sinir bozucu bir suikastçı olmuş, ultra agresif oyunlara ee, yol verebilecek bir suikastçı olmuş, gelin incelemeye devam edelim bir, burada neler oluyor bakalım. Rito demiş ki, Akali hareket halindeyken dövüşen, yetenekli bir suikastçı ve bu da oyun tarzına yeni bir derinlik katıyor. Akali'nin tekniğinin sırrı suikastçı damgası tarafından oluşturulan halkada saklı. Buna sürekli gidip çıkmak, kamanı kuvvetli ve hasarını ölümcül kılacaktır. Çevik silah ve kusursuz infaz yetenekleri, Akali ileri veya geri atılırken, hedefini damgayla işaretler ve kuvvetli kama etkisini başlatır. Yeteneği yeniden kullanıp rakibin üstüne atladığında, pasifinin vuruşunu 5 nokta saldırısıyla birleştirerek yüksek anlık hasar verebilirsin Sana sana diyor ki adamı işaretle atla combo yap işinin özet hali. Akali rakiplerini alt etmek için diğer suikastçılara kıyasla daha fazla süreye ihtiyaç duyuyor. Tek atmayacağını iddia ediyor Rito ama ben inanmıyorum bakalım. Eee, bu dezavantajı ortadan kaldırmak için alacak karanlık perdesiyle aynı anda hem yeniden konum alabilir hem de rakiplerinin sana karşılık vermesini engelleyebilirsin. İleri düzey oyuncular bunu Akali'nin diğer yetenekleriyle birlikte kullanarak halkanın konumunu ayarlayabilir, dumanın içinde kaybolabilir ve başka bir noktada yeniden belirebilir. Enerjin bittiğinde ve rakiplerin seni cüretkâr varlığın için cezalandırmaya çalıştığında bile karanlık perdesini akıllıca kullanarak onları gölgelerle baş başa bırakabilirsin." demiş Rito. Ee, Akali'nin oyun yapmak ve sürekli gir-çık yapmak, sürekli vur-geri çekil yapmak üzerine olduğunu iddia etmiş ki bu sahnede tam onu görüyoruz. Ee, Eko'nun üstüne bomb gibi burst giren bir adam değil, girip, e, tekrar görelim hatta şöyle, bakın savaş başladığında önce hafif bir hasar veriyor, Yasuo'ya dönüyor kesiyor. Eko'ya çok az vurdu bir noktada. Geri çekiliyor. Savaşa devam değil. Enerjisini yeniliyor. Yeteneklerinin bekleme süresini ayarlıyor. Tekrar giriyor. Ve tüm bu süreçte arada vakit kaybediyor dikkat ederseniz. Darius'tan e, yardım alıyor vesaire. Bir Rengar Zed gibi Gireyim klavyeye kafayı vurayım şöyle. Oradan ölen ölür hadi babacım ev değil tabi. Zed'e hakaret olmasın Zed. Çok ciddi miktarda play yapabilen bir şampiyon. Ama demek istediğimi anladınız. Her şey saldırı ve hepsini aynı anda atarak adamı öldürmek amaç. Akali böyle bir suikastçı olmayacak gibi görünüyor. Bu işin tek kuralı var. Düşmanları elinden kaçırmamak demiş. İpuçlarına bakalım. 5 nokta saldırısı konusunda Akali'nin birkaç seçeneği var. Yeteneği yüksek enerjiye sahip olduğu anlar için saklayarak koridorda sürekli canlı yenilemesi, düşük bekleme süresi sayesinde tüm enerjisini harcayarak ard arda iki kez kullanması veya pasifiyle birleştirerek kuvvetli kama isabetlerini ikiye katlaması mümkün. Tabi biz bu yeteneğin bekleme süresine dair bir şey öğrenmediğimiz için bu noktada e, ben ne demek istediğini çok anlamamıştım. Giden enerji miktarına hemen bir bakalım. İki kere atılabildiği söyleniyor yeteneğin. Evet, ikinciyi attığınızda biraz beklerseniz üçüncüyü de atabiliyorsunuz büyük ihtimalle. Anlaşılan bunun ciddi büyük bir bekleme Ciddi küçük bir bekleme süresi olacak. Q, Q, Q şeklinde hatta üç kere bile atabileceksiniz. Eee, anladığım kadarıyla yeterince hafif beklemeyi yaparsanız. Eee, ama bunu enerjiniz fullken yaparsanız can yenileyeceksiniz. Eee, veya işte dürtme aracı olarak. Kullanacaksınız. Evet düşük bekleme süresi diyor. Çevik silahı her zamanki hareketlilik için kullanmak zorunda olmadığı... Her zaman hareketlilik için kullanmak zorunda olmadığın gibi... Kusursuz infazı da yalnızca suikast için kullanman gerekmiyor. Hızlıca hasar vermek için yakın mesafeden çevik silah kullanabilir... Veya kusursuz infazla hedefinin çok daha ötesine atılıp... Bir kuvvetli kama saldırısına hazırlanabilirsin. Kuvvetli kama saldırısına hazırlanmak derken... Eee... Hmm, Anladım. Yani ulti ile rakipten uzağa gidip ee, orada pasifini etkinleştirip ya da nasıl diyeyim yani Sven'in arkasına geçtin ulti ile tekrar geçtin orada artık silahın dönüyor ya onun üstünden playler yapılabilir diyor. Yok kuvvetli ama bu da değil. <laughs> tamam evet enerji yenileyen kuvvetli ama oluyor. Biraz karışık olmuş bu arada şampiyon ya. Kusursuz infaz atılmaları arasındaki gecikme sana bir darbe yağmuru indirme şansı tanır. Ancak seni karşı saldırılara açık hale getirir. Eğer yeteneğin yalnızca infaz kısmına ihtiyacın varsa ilk atılmayı erken kullanmayı seçebilirsin. Bu durumda sersemletme etkisinden feragat etsen de bir sonraki hamlen muhtemelen rakiplerin sonucunu getirece ee, getirecektir. Sersemletme etkisinden nasıl feragat ettiğini anlamadım. O ultiye tekrar bakalım. Birincisi hasar vermiyor. Sadece atılıyor. İkincisi hasar veriyor. Sersemletme neye bağlı? İlk atılışı fiziksel hasar verip rakiplerin kısa süreliğine sersemletirken. Tamam. Birinci atılma ee, ...hasar vermek yerine sersemletiyormuş. Ben sadece hareket ediyoruz sanıyordum. İkinci de vuruyoruz sanıyordum. Birincide bir sersemletme etkisi var ve dikkat ederseniz... ...birincide yine... Ee, ...hasar vermese bile... ...bir yetenek tutturmuş sayıldığınız için o yeteneği attığınızda... ...çarptığınızda Darius'u sersemlettiğiniz için... ...bu noktada Draven'la beraber hatta... Ee, ...kamanız güçlü moda geliyor... ...ve bir sonraki saldırınız menzil kazanıp... ...ekstra hasar verip... ...sersemletme etkisini uyguluyor. Eee... Splash artlar bence bayağı başarılı olmuş. Ben yükleme ekranlarını gerçekten çok beğendim. Ondan önce bir şeyi de görelim mi hemen sizlerle? Eee, hikayesinden de çok hızlı bir bahsedelim splash artlara geçmeden önce. Şöyle League of Legends... O videoyu önceden hazırlasaydım keşke, pardon. Aynen, burada. Ee, Kinkou tarikatından olduğunu biliyorduk Akalin'in. Şu anki hikayemizde Zed'in gölge tarikatına karşı bir eee denge tarikatımız var. Shen Alacakaranlığın gözü tarafından yönetilen Akali ve Kenan'ın yardımcı olduğu böyle bir ortam var. Akali Kinko tarikatından ayrıldığında dövüş stilini Shen'in öğretilerinin ötesine taşıdı. Artık rakiplerini yakın menzilli seri kama saldırılarıyla doğuramayan Ayonyalı efendisiz suikastçı daha çok vurkaç taktiklerine odaklanıyor. Saldırıları sırasında sürekli konum değiştiriyor, geri çekilip görünmezliğe bürünüyor ve ardından tekrar saldırıyor. Eee denmiş. Bu noktada ee, oyunsal bir elementin hikayeye bağlanması güzel olmuş bu çok sık gördüğümüz bir şey yani ee, nasıl diyeyim akali havadan worklenmiş gibi olmak Tansa hikayesel olarak, artık ben denge tarikatını ta takip etmeyeceğim. Bu iş böyle olmuyor. Denge yaptıktan oldu. Noxus bizi işgal etti. Dolar yükseldi. Bilmem ne istemiyorum ulan denge deyip Akali burada e, ee, King Kou tarikatını bırakıp kendi yoluna giden bir ninja olmaya karar vermiş anlaşılan. Bu artık kötü biri olduğu anlamına gelmiyor ama ee, denge tarikatını takip etmektense işte kendi yöntemleriyle barış getirdiğini görüyoruz ve e, akalinin oyunlarda bol bol besleneceğinin mesajı şimdiden verilmiş gördüğüm kadarıyla ee, Splashlere iniyorduk bakalım normal görseli bu şekilde akaliyi biraz soymuşlar. denge tarikatından çıktıktan sonra e, farklı bir dengeye de gitmiş o noktada dövmesi e, Splashtaki duruşu her şeyi bence. ...ultra tatlı olmuş gerçekten. Ben çok beğendim. Güzel bir sanat eseri. Hemen yanında... ...sarılı kostümünü görüyoruz. Akain'in kostümlerinin ismini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ee, bu da gayet şeker olmuş bana soracak olursanız. Bir e, demon gibi, bir ateş ruhu gibi lanse edildiği bir kostüm var. Burada insanlar ey yüce ateş lordu diye çağırmışlar getirmişler buraya gibi bir e, sahne yapılmış. O da bayağı tatlı durmuş konsepti olarak. Futbolcu Akali'yi görüyoruz bu noktada. E, Alistar'ın göğsüne tekmeyi çakan bildiğim kadarıyla faul olması lazım böyle bir hareketin. Blitz orada Q'suyla hile abi bu Q'yla adam topu yakalamaya çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? E, Doktor Akali daha doğrusu hemşire Akali benim çok sevdiğim bir kostüm diye onun da yine yükleme görseli bir hayli güzel olmuş. Ee, şurada şırıngalarına kadar silahları şırınga olacak şekilde detayı yapılmış. Oyun içi animasyonlarda nasıl olacak bilmiyorum. Şu ten görüntüsünün falan gerçekçiliğine bakar mısınız ya? Şu kola bakar mısınız abi? Çillerinden benlerine noktalarına ee, fiziksel kusurlarına kadar yapılmış. Gerçekten kim yaptıysa Akali'nin görsellerini helal olsun. Burada da biraz daha Asya işi olan kostümde çizimsel olarak da bir e, Asya havası verilmiş ve yine inanılmaz. Geçtiğimizde yine adını bilmediğim bir diğer Akali kostümü biraz daha postapokaliptik, biraz daha teknolojik yapılmış ve e, normal splash artında duvara saplanmış büyük ihtimal av listesinde olan kişilerin Burada da işlendiğini görüyoruz bu camda. Cam kırılmış. Burada araba kokusu gibi bir şey var ama büyük ihtimal silah falan şeklinde tatlı bir görsel. Bir sonraki çok değişmemiş. En az değişen bu olmuş. En yeni kostümlerden bir tanesi olduğu için akali bazında Açıkçası en etkileyici kostümlerden biriyken bence en zayıflardan biri olmuş Splash'da yaşayınca. Ve son olarak da zaten yemekçi Akali'miz var bu noktada yeni anime saçıyla. Güncellenmiş Akali bu şekilde sevgili arkadaşlar. Ee, şampiyon hakkında benim karışık duygularım var. Eskisinden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eskisi ee, mevcut Akali daha doğrusu eskisi de demeyelim. Şu anki Akali çok... Ee, düz bir şampiyon. Kart topu metasının bedenleşmiş hali. Akali ile erken oyunda veya bir noktada skor almaya başlarsanız, öne geçerseniz diyeyim, rakibi avlayan bir makineye dönüşüyorsunuz. Ulti ile sürekli takip et, damgaları yapıştır, görünmez ol, çat çat çat, gir öldür. Bir skor, iki skor, üç skor... Oradan sonra zaten yardırıp sonsuza giden bir Akali görüyoruz. Ama aynı şekilde geri kalırsa, full on kombasını yaptıktan sonra yeterli hasarı veremeyip sürekli avlanarak yok edilen bir Akali görüyoruz. Burada kar topu etkisine belki de bu kadar bağlı olmayacak olan, sis perdesini, cartını, curtunu düzgün kullandığı sürece oyunlar yapabilecek, skorlar alabilecek, ee, insanları çıldırtabilecek bir Akali göreceğiz. Dediğim gibi bu sis perdesinin bir çözümü olmaması beni rahatsız etti yani, Atıyorum sis perdesinin içine ben Enivia'nın alanını açarsam hasar yiyecek mi mesela onu bilmek de önemli. Ne diyor? Maskelene diyor? Maskelenmiş haldeyken görülemez ve bulunduğu nokta açığa, açığa çıkarabilse de akale görünür hale getirilemez. Dolayısıyla yetenekler veya saldırılarla hedef alınamaz diyor ama şimdi... Oraya herhalde düşen bir e, yetenek yağmuru olduğunda bir e, dediğim gibi Enivia alanı olur. Bir Annie olur, bir Sivir Bumerang'ı çarpar. Bunlardan hasar yiyorsa yine bir nebze okeyim. Ama bunlardan da hasar yemiyorsa sıkıntı o noktada çok büyük diye düşünüyorum. Onu görebiliyor muyuz? Eniye bir yetenek at. bacım niye boş duruyorsun ya? Keşke gösterselermiş bunu. Oyuncuların soracağını düşünmelilerdi. Bu arada şöyle bir detay vereyim size. Ee, kule hasarı konusunda. Şöyle ee, nasıl gösterebilirim? ha şöyle diyelim yola çıktı ya ışın daha yolda. Yoldayken perdeyi attın içine girdin o sana vuruyor hasar giriyor içeri. Ama perdeyi açtıktan sonra kule harekete geçmiyor. Bu arada bunun böyle yaşanıyor olması aslında şeyin bir göstergesi diye düşünüyorum. İçeride hasar yiyor oluşunu Sonuçta kule hasarı bir kere kilitlendikten sonra Vurmayı başarıyor Akali'ye ee, Sıkıntılı işler bunların detaylarını Yakında öğreneceğiz siz Akali'yi Beğendiniz mi güncellemesi hakkında ne Düşünüyorsunuz zaten bir noktada bu videoda Anket koymuşumdur oy kullanmadıysanız oy kullanabilirsiniz Bu akşam salı Akşam her zamanki gibi yayınımız olacak Twitch adresimde sizi ee, Orayı da oraya da beklerim Konuşamıyorum o kadar sıcak o kadar iğrenç Yava gerçekten beynim eriyor oturduğum yerde Neyse çok teşekkürler izlediğiniz için dilim döndüğünce sizlere Akali'yi anlatmaya çalıştım. Umuyorum yeterince başarılı olmuşumdur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Rework'te yayında ve videoda görüşmek üzere.